Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda T-Bikers grubunun arasındayız. Burada güzel Türkiye'den arkadaşlar var. Şimdi tura gideceğiz. Tur yapacağız birlikte. Burada buluştuk Belçika'da. Evet, yavaş yavaş çıkıyoruz. Bayağı kalabalığız. Bülent kardeşimiz güzel organizasyonlar yapıyor. Şöyle yola doğru yanaşalım. Hazır olduğumuzu belirtelim. Herkeste yağmurluklar var zaten. Hava yağmurlu çünkü. Hava bir güneş bir yağmur, bir ilginç. Daha iyi. Biraz kalabalığız ha. Böyle bir tur yapmayalı bayağı bir zaman olmuş. Yani insan özlüyor gerçekten motorcu arkadaşlarla birlikte böyle turlar yapmayı. Bayağıdır dolaşmıyorduk, gezmiyorduk. Ben biraz yavaş sürüyorum. Herkes beni solluyor. Tur tamam değil mi? Bitti. Ne? Tur tamam değil mi? Bitti. Buraya kadar. Yani bu kadar kalabalık mı oğlum? Beyler, börek körek yiyenler içecek alabilir varsa. Evet, şöyle motorlara bir göstereyim size arkadaşlar motorları. Deli makinalar var. BMW'den aşağısı motor kabul edilmiyor zaten burada. BMW, Ducati. Yine BMW, Yamaha. R1250. Oğlum neymiş ya? Ekranlı. Evet, yavaş yavaş yola çıkalım. Dönelim şöyle. Quad lock'umuzu da şarja takalım, telefonumuzu şöyle tık diye takamadım. Alın, elim ayağım titredi. Lan. Yes. Hadi geç. Bu kadar. Dur da hele. Yeni çıktık. Çok seksisin, çok. Eyvallah. Manyak seksisin. O senin seksiliğin. Sen benim harnelerim yok. Sen bu motoru bana ver. Ben var ya bunu hobi şeklinde bir yaparım. Yemin ediyorum bunu hemen satar. 100 bin euroya gider. Ne yapıyor çok fiyatlar. Sen benim yaptığım motorları Instagram'dan buluşam da biliyorum. Bakacağım. Ön tekerde bir sıkıntı var, yere değmiyor. Arada bir yükseliyor böyle. Ya basit ya. Aynen. Oo, manzara süper ya. Hollanda'nın çevresi, deniz kenarları birçok kısmı bu şekilde yüksek setlerle kaplı sağımda gördüğünüz gibi. Çünkü deniz seviyesinden daha alçakta bazı yerler. O yüzden böyle doğa, bazı yerlerde doğal, bazı yerlerde yapay setler var ki deniz yükseldiğinde su basmasın şehirleri. Ama bu buraya hiç gelmemiştim. Burası benim yaşadığım yere biraz yakın. Ama şey değil, çok yakın değil ama gelmediğim, gezmediğim bir yer. Belçika, sanırım burası Belçika. Belki de Hollanda'ya geçmişizdi. Tam hissetmedim, görmedim tabela ama
Belçika'ya zaten benim ev çok yakın. 10 dakika falan arabayla. Böyle motor turu motorla birlikte çok güzel. Fotoğraf karesi gibi ya. Şuraya bakar mısın? Kendim fotoğraf karesinin içinde gibi hissediyorum. Yok işte deniz feneri, çim, deniz, kumsal. Bir tane çöp yok kumsalda. Çok ilginç bir durum. Bunlara alışamadım hala. Medeniyetin o şeylerine hala alışabilmiş değilim. Amca seviliyor. Amca seviniyor. Motorcuları gördüğü için el kol yapıyor. Yalnız önümdeki plakaya bakarsanız Ali Rıza yazıyor. Hollanda'da böyle plakalar, pardon Hollanda'da diyorum, Belçika'da böyle plaka alınıyor da Hollanda'da alınmıyor. Sanırım belli bir ücreti var senelik ama değer yani şu plakanın şekline. Ali Rıza. Mükemmel bir yer ya. Wow. Deniz feneri. Şimdi enduro motor olacaktı. Kumun içindeydim yani. Harley Davidson'a biraz zor olur tabii ki ama bize yol verdi hemen. Size şöyle yola atlayıp genel manzara göstereceğim. Evet, arabalar, motorlar. Bu şekilde. Kalabalığız ya. Bir araba geliyordu ama gelmiyor. Aha, kuma saplandı. Yalnız bunu yapanın bir KTM'yi Dük 790 olması. Allah hep kum oldu. Enduro'cu Dük 790. Bayılıyorum şu motora ya. Bu da olabilir ama. Bülent koşuyor. İkinci Enduro mağduruna BMW'ci. O da 3 harfli. Grubun nasıl psikopat üyeleri varmış ya. Ben gelmeyeli. Ha bak geri gidiyor. Geri sar. Biraz daha şey yaparsa ön kalkabilir. Evet. Süper, helal. Kurtuldun. İşte asıl endurocu Ducati geziyor gördüğünüz gibi. Hızını keserse sıkıntı çıkabilir ama. Bana ne? Bir kabileye düştüm ben ya. Burası ne böyle? Herkes biri orada düşüyor, biri orada takla atıyor, biri kumda pati çekiyor. Hadi gel, gel. Allah'ım ya. Elim kaldı bak. Ne yaparsan ya, çok zor kardeşim ya. Bak herkes için elimi kuma sokmam böyle. Senin hatırına gelip sana yardım ediyorum. Hadi, hadi. Çalıştırıp yapalım ama bence. Ne kadar denesen de traction control devreye giriyor, kapatıyor sürekli motoru. Ama insan gücüyle zor. Bence sen benim tarafa geç. Sen bacakların uzun bin. İyi. Ya. Benim bacaklar da kısa ya biraz. Arkada arkaya ver ağırlığı. Şimdi. Arka arkaya ver senin ağırlığını. Ya oturmayacağım. Dur.
motora yük vermeden enduro, şu iki parmak bizi kurtarıyor şu an. Kurtardık. Önemli olan yükü motora vermeyeceğim. Arkadan biri itecek. Bir de iki parmak debriyaj. Yoruldun biraz. Ne demek ya? Adam kendi çıktı bak. Ayak görüyor musun bak? Oraya götürebilirsin sen. Tamam. Süper ha motorun. Motorun güzelmiş. Yakışır sana. Eyvallah.